Keremcan Bulat iyi yayınlar. Bir önceki bağlantımızda coşkulu bir atmosfer vardı. Başkan Ali Koç, futbolcular, teknik direktör İsmail Kartal tribünleri selamlamıştı. O zaman yarı yarıya doluydu, şimdi tamamen doldu diyebiliriz. Fener'in alt ve Fener'in üst tribünleri doldu. 22.547 kişinin bugün burada olması gerekiyor çoğunluğu sağlanabilmesi için. Fenerbahçe ligden çekilme dahil alınacak aksiyonların değerlendireceği olağanüstü genel kurul toplantısını bugün İlker Stadyumu'nda gerçekleştirecek. Saat 17'de başlaması planlanan toplantı birazcık sarktı çünkü trafikten dolayı hala stadyuma gelmeye çalışan çok sayıda taraftar var. Çoğunluğun beklenen sayının da üstüne geçmesini bekliyoruz. Fenerbahçe adına tarihi bir gün. Sadece kongre üyeleri değil, spor, sanat camiasından da önemli isimler bugün burada. Fenerbahçe'yi renklere gönül vermiş herkes bugün verilecek mesaja imzasını atmak için buraya geldi. Fenerbahçe ligden çekilme dahil alınacak aksiyonların değerlendirileceği bir toplantı yapacağını açıklamasıyla bildirmişti. Çok farklı kararlar da çıkabilir bugün. Sadece ligden çekilme gündemine odaklanmamak lazım. Fenerbahçe farklı maddelerle bu kongreyi bugün üyelerine anlatacak. Bir değerlendirme toplantısı, bir istişare yapılacak. Evet, şimdi de bir selamlama oldu. Erol Bilecik taraftarları selamladı. Belirttiğimiz gibi tarihi bir gün, tarihi bir toplantı. Fenerbahçe kongre üyeleri bugün alınacak kararları değerlendirilecek ve bir birliktelik mesajı verecek. Keremcan Bulat, Başkan Ali Koç'un şu an Erol Bilecik'in açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Yüksek Divan Başkanlık Seçimi, Genel Kurul Başkanlık Divanlık Seçimi, ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı ve alınacak kararlar geçecek. Konuşmalar olacak. Bugün uzun bir gece, uzun uzun sürecek. Birbirinden önemli açıklamalar bekliyoruz. Başkan Ali Koç da yapılan 15 gündür yapılan planlama ve toplantıların arka planında ne sonuca varıldı, nasıl bir çerçeve çizildi bunları anlatacak. Bir pankart açıldı tribünde, onu da belirtelim. Pankartta "Yolu sen çizdin, sonsuza kadar birlikte yürüyeceğiz" yazıyordu. Feneryum tribününde oldukça devasa büyük bir pankarttı. Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe camiası bugün salı günü adeta bir maç varmışçasına Ülker Stadyumu'nda toplandı. Alınacak kararlar, biz Fenerbahçe'de bir yönetimiyle de, Fenerbahçe'ye yakın isimlerle de konuştuğumuzda bugün elbette önemli karar verilecek ama her şeyden önemlisi Fenerbahçe camiasının vereceği mesaj çok daha değerli, kıymetli olacaktır ifadesini kullandılar. Biz gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Başkan Ali Koç'un konuşmasını vermeye devam edeceğiz. Yani şu an bekliyoruz. Bir saat belki sonra, bir 45 dakika sonra başlayabilir. Çünkü kalabalığın toplanması bekleniyor. Hala gelenler var. Kale arkası tribünlerine de taraftarlar yerleşti. Feneryum tribünü neredeyse doldu diyebiliriz. Salı günü saat 5'te bu kalabalık Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ve yönetiminin yaptığı çağrının ardından toplanmaya başladı. Fazlasıyla karşılık buldu. Gelişmeleri A-Spor'dan aktarmaya devam edeceğiz. Keremcan Bulat. Teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş'a aktardıkları için. Yeniden saha içine bir dönüş yapalım isterim. Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u konuk edeceği karşılaşmayla alakalı konuşuyoruz. Eğer çok büyük, çok radikal bir karar alınmazsa ve hemen uygulanmaya konmazsa Fenerbahçe yarın sahada olacak. Zaten çok radikal bir kararı, karar konusunda da camianın önde gelen isimlerinin söylemlerinden geride kalan günlerde gördüğümüz kadarıyla böyle bir çok büyük bir radikal kararı beklemediğimizi de ifade edelim. Hocam, yine Fenerbahçe Adana Demirspor maçına dönecek olursak, Sarı Lacivertlerin son dönemdeki oyununu nasıl görüyorsunuz? Ligin son bölümüne güçlü taşıyabileceği yanları Fenerbahçe'nin neler? Onları tamir edip daha kuvvetli görünmesi gereken tarafları sizce neler? Ya aslında son haftalara baktığımız zaman, bunlara Konferans Ligi'ni de eklediğimiz zaman oyunda çok fazla iyi bir istikrar yoktu açıkçası, onu söylemek lazım. Örnek hemen Sancilio maçını deplasmanda müthiş bir oyunla kazanıyorlar. İç sahada büyük bir rotasyon var, kabul edilebilir, kaybediyorlar. Zaten ondan sonra tekrar hangi maçı oynadılar en son? Fenerbahçe kazandı Süper Lig maçı. Trabzonspor maçı en son. Trabzonspor maçında... Pendik Trabzonspor oynadı hocam. Pendik maçının bir 60. dakika, 65. dakikaya kadar, biraz önce senin de dediğin gibi katılıyorum,
sıkıntılı bir süreç. Oyunun oraya 1-1'e gelmesi. Ondan sonra zaten 10 kişi falan 4-1'e geldi. Ama Trabzon maçının ilk yarısında özellikle çok iyi oynayan bir Fenerbahçe var. Sonra Trabzonspor taraftarının da devreye girmesiyle oyunu 2-2'ye geldi. Acaba ne oluyor derken işte Batshuayi'nin golüyle beraber kazanılan bir şey var. Aslında genel anlamda bir yorum yaptığımız zaman biraz oyunda dalgalanmalar oluyor. İşte bunu bazen Fred'in olmayışına bağlıyorsunuz. Bazen sezon başındaki Fenerbahçe'nin o ön alan baskısından şu anda tempo ve şiddet olarak bayağı geriye düştüğünü söylüyorsunuz. Ama bütün bunların hepsini sildiğiniz zaman son 8 haftaya giriyorsunuz. Bir de gerçekçi konuşmak lazımsa Fenerbahçe'nin son 8 haftalık oynayacağı rakipler Galatasaray'a göre biraz daha zor. Hatta bunların içinde bir tane Beşiktaş derbisi var. Bir de böyle bakmak lazım. Ama müthiş bir başarı yakalayan oyuncular var. Evet. Deplasmanda bildiğim kadarıyla hiç kaybetmeyen bir Fenerbahçe var. Bir beraberlik var. Sonra. Bir beraberliği var ve uzun yıllardır deplasman oyunlarında kaybeden bir Fenerbahçe vardı. Bu tablo da tersine döndü. Senin de söylediğin gibi motivasyonu takım lehine artı yönde kullanmak var. Özellikle Adana Demirspor'la başlayacak maç. Ama kolay bir maç değil Kerem, onu söyleyebilirim. Adana Demirspor son haftalardaki çizgisine bakarsak her takıma zorluk çıkarabilecek duruma geldi yavaş yavaş. Onların da sıkıntılı bir süreci var. Onların da ligdeki durumu çok net değil. Biraz rahatladılar. Yani ama yine aman ne olur falan şeyini 8 yaşıyor. 8 puan fark var hocam. Yani böyle düşündüğümüz zaman tabii biraz önce Galatasaray için söylediklerimiz Fenerbahçe için de geçerli. Hangi ritimle dönecekler? Bu da çok önemli, evet. Bence. Bunu hatta şöyle genişletelim. Bu son 8 hafta için bence çok önemli. Bu süreyi açıkça doğru söylemek gerekirse Galatasaray daha doğru geçirdi. Oyuncuların birlikteliği açısından 4-5 günlük ailelerle birlikte kamp, hem motivasyon açısından Fenerbahçe böyle bir tercihte bulunmadı. Kolay bir maç değil, onu söyleyeyim. Adana Demirspor maçı. Evet. Galatasaray'ın Hatay maçı, Adana Demirspor'un Fenerbahçe maçına göre daha kolay. Ne dersin? Tabii şimdi oyuncuların psikolojik olarak nasıl bir reaksiyon vereceği sahada önemli. Yani 15 gündür oyunu değil, oyun dışını, saha dışını konuşan bir Fenerbahçe camiası var. Hatta oyuncular da burada bugün...